İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Gündemdeki birçok konuyla ilgili değinmeler yaptı, görüşlerini açıkladı. Ama bir nokta vardı ki çok enteresan. MHP'lileri özellikle de Devlet Bahçeli'yi çok kızdıracak bir analiz yaptı Akşener. Neydi o analiz? Şöyle bir analiz. Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi'nin %12'lik oyunu dağıttı. Şöyle dağıttı. Diyor ki MHP'nin %6'sı bizde kardeşim diyor. %3'ü Tayyip Bey'de diyor. %3'ü de askıda diyor. Yani neredeyse Bahçeli'ye MHP'den oy bırakmadı. İzliyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla cumhurbaşkancı bir tavır ortaya koyduğu için Bahçeli Erdoğan'dan daha Erdoğancı dedi. MHP'nin oylarının çoğunun İYİ Parti'ye kaydığını iddia etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 6 puan bizde. 3 puan Tayyip Bey'in şahsına kaymış. 3 puan da askıda. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Hatıralarımı yazdığımda yandınız. Herkes yandı. Akşener AK Parti ve CHP ile ilgili tahminlerini paylaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %25 ile 30 arası kor bir seçmeni oluştu. Onların deyimiyle söyleyeyim Tayyipçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim tahminim 18-20 arasında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 6 puan şu anda İYİ Parti'de görünüyor. 3 puan Tayyip Bey'in şahsında kalır. 3 puanın da ne yapacağını bilmiyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili söylüyorum. Akşener Cumhurbaşkanı'nı sürekli eleştiriyor ama Erdoğan Akşener'e hiç yanıt vermiyor. Bunun nedeni de soruldu. Sayın Erdoğan buna bir muhataplık meselesi olarak mı bakıyor? Şimdi bir görmemezlikten gelir. Yani o muhatap kısmı yok farz etme. Bu normaldir. Bir stratejik veya taktiksel tavırdır. İkili kalırsak olur. Neşeli olur. Benim cevaplarımı bilir.